gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bakalım yeniden bugün Minecraft Windows 10 Edition Beta ve Minecraft Pocket Edition üzerinden giriş yapabileceğimiz birçok serverı sizlere göstermek istiyorum ki daha önce böyle bir video yapmıştım. MCP list diye, server list diye bir video yapmıştım. Biliyorsunuz herhangi bir arama motorundan MCP server yazdığınız takdirde birçok serverı bulabilirsiniz. Böyle siteler var, daha doğrusu bu tarz siteler var. Serverları gösteren siteler, ki birisini size göstermiştim ben. En fazla kullanılan siteyi. Şimdi daha önce Minecraft Windows 10 Edition Beta incelemesi yapmıştım. Onun incelemesini yapmayacağım. Ama en son yenilik olarak Xbox Live ve Multiplayer geldi gördüğünüz gibi. Bunun haricinde bir de arkadaş ekleme olayı var. Zaten Survival serisini de ben buradan devam ediyorum. Aynı şekilde Can abiniz de Minecraft Pocket Edition üzerinden oynuyor. Yani bununla beraber bağlantı kurabiliyorsunuz. Ben zaten Survival'da bundan bahsetmiştim. Ama bilmeyen arkadaşlar hala da soruyor. Çok üzülüyorum böyle yorumlar gördüğüm zaman. Çünkü zaten bizim yaptığımız olay o. Ben Windows 10 Edition Beta'dan bağlanıyorum. O da Minecraft Pocket Edition üzerinden bağlanıyor. Yani aynı Wi-Fi'ye sahipseniz ya da ne bileyim port açarak, ki onu da daha önceden göstermiştim. Uzak masa üstü bağlantısı demeyeceğim tabii ki de. Hani Wi-Fi'ye bağlanmış oluyorsunuz yani. Anlatabildiğim Wi-Fi diyorum da başka modeme bağlanmış oluyorsunuz, internete bağlanmış oluyorsunuz. Her neyse arkadaşlar, bugünkü olaya gelelim. Benim kullandığım birçok server var. Ben artık LifeBot serverlarına giriş yapamıyorum Windows 10 Edition Beta'dan. Çünkü şöyle bir olay var arkadaşlar. Şimdi burada Xbox kullanıcı adı var. Gördüğünüz gibi karton adam yazıyor. Bunu ne bileyim böyle Windows ve galiba G tuşuna bastığım zaman, yani klavyede Windows ve G tuşuna bastığım zaman, evet, şu an bir pencere açılıyor. Burada gördüğünüz gibi Xbox ayarları falan filanı, bu tarz şeyler var. Yani panele giriyorsunuz, Xbox paneline. Oradan bir kere değiştirebiliyorsunuz. Bu Xbox etiketini almak 25 lira arkadaşlar. İsim etiketini almak. Bir kereliğine mahsus değiştirebiliyorsunuz. İlk değiştirmede ücretsiz. Ben de karton adam yapmıştım kendi nickime uyumlu olsun diye. Keşke LifeBot serverındaki isimlerden birisini kullansaydım daha önceden almış olduğum bir üyeliği. Artık maalesef LifeBot serverlarına giriş yapamıyorum. Sadece bu isimi kullanabiliyorsunuz. Çünkü isim değişmiyor dediğim gibi. Bakın bunu yeni metin belgesinin içinden bile değiştirseniz olmuyor. Karton adam 2 kaldı burada. Play diyelim. Ve az önce girdiğimiz orada vardı. Serverlara bakalım. Bu da World Dünyalar. Evet, bu bizim daha önce Survival serimiz, devam edecek o. Şimdi LifeBot'a giremiyorum demiştim. Burası zaten bildiğiniz gibi Hunger Games falan filan oynamak istiyorsanız, ki zaten biliyorsunuz biz de orada oynuyorduk daha önce. Buradan da oynayabiliyoruz ama gel gelin dediğim gibi arkadaşlar Xbox etiketi, oyun etiketini almak 25 lira. Ve burada da ismimi değiştiremediğim için şu anlık, hani ne bileyim konsol olmadığı için buradan isim değiştiremiyorsunuz. Bir kereliğine girip maalesef karton adam Nicky başka birine ait arkadaşlar LifeBot'ta ve hala oynuyor. Maalesef demeyeceğim. İlk alan o sonuçta. Keşke ben de böyle bir isim almasaydım. Burada oynayamayacağım artık o yüzden. Skywars falan vardı biliyorsunuz. Şimdi kuyu kazmaca oyunu falan filan. Evet, burada arkadaş ekleme olayı var gördüğünüz gibi. Tabi bu yine Xbox, yani Xbox'tan giriş yapanlar için arkadaşlar. Şimdi tekrar başka bir server göstereceğim size. Hunger Games serverları var tabii ki de. Şimdi burada sanırım hala daha 0.12.1'e geçmeyenler var. Blokan serverı vardı mesela, orası hala geçmedi. 0.11.1'de olsa gerek, bilmiyorum, geçmiş olabilir şu an. Hiç kontrol etmedim, nerede onu bulamadım hatta, şurada. Bakın burada teker teker serverlar var. Bunları deneyin, bunlar büyük serverlar arkadaşlar. Burada oynayabilirsiniz. Hunger Games serverları da var bunların içinde başka. Ve 5000 kapasiteli yazıyor, 2000. Tabii ki de en fazla LifeBot. Bu arada Blokan serverı şu an burada gözükmüyor. Sanırım kapatıldı ve galiba 0.11.1'e geçecek. 0.12.1'e geçecek. 0.11.1'den kalmıştı çünkü o. Şöyle bir daha kontrol edeyim var mı diye. Evet, in PvP. Burada arkadaşlar galiba. Bir dakika şöyle tamamen bakayım. Evet, in PvP şu an kapalı. Demek ki hala 0.11.1'de. Şöyle bir kez daha bakayım. Bakın şurada size gösterebileceğim başka bir yer. Micro Battles'ı zaten biliyorsunuz. Bunları zaten burada üstünde serverların ismi ve IP adresi yazdığı için ben söylemiyorum teker teker. Bu videonun üstüne zaten bakabilirsiniz. Mindox var mesela. Burada da Hunger Games falan oynayabiliyorduk galiba. Ben şimdi giriş yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü şifrem gözükür o zaman. Zaten bir kere alabiliyorum. Bir daha da alamıyorum. Çaldırırsak zaten gitmiş oluyor yani, anlayacağınız. O yüzden buradan böyle göstereceğim size giriş yapmadan. Ama yani giriş yapayım da kullanıcı giriş yapmayayım.
Zaten login dediğiniz zaman burada giriş yapıyor herhalde. Tabi burada sistem biraz farklı arkadaşlar. Bu serverlarda biraz sistem farklı olabiliyor. Bu arada buraya giremedik. Hiç denemeyelim, uzun tutmayalım. Yani Lifeboat serverlarındaki gibi değil. Şimdi Lifeboat serverlarında üyelik nasıl alacaksınız? Daha önce size göstermiştim ama o biraz değişti arkadaşlar. Burada göstermek istemiyorum. Onun için ayrı bir video yaparız. Hala yapamayan arkadaşlar var. Aslında Lifeboat'un kendi sitesinde nasıl üye olacağınız yazıyor. Yani GIF halinde bir şey sunmuşlar size. Orada bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun için özel bir video yapmaya bile gerek yok. Ama ben yine de anlamayan arkadaşlar için yapabilirim. Ayrıca acayip derecede lag var arkadaşlar. Şu an hala serverlar oturmuş durumda değil. Yani burada en az sanırım 120 server vardı herhalde. Ama burada galiba biraz da hepsini geçiremediler, öyle diyelim. Bakalım ilerleyen zamanlarda düzelecektir arkadaşlar. Ben bugün videoyu atıyorsam yarın değişebilir tabii ki de. Nexus bir burayı bilmiyorum ama bunların büyük ihtimalle hepsi Hunger Games. Bakın burada Teamcraft var. Bir de onu değinelim bakalım girebileceğiz mi? Evet, girdik şu an. Ama atacaktır büyük ihtimalle çünkü giriş yapmamızı istiyor. Buradan üyelik alacaksınız arkadaşlar. Buraya girmeden önce sitesinden üyelik alacaksınız. Yalnız Adfly koymuşlar siteye girerken yani üyelik almadan önce. Onlar biraz uğraştırabilir. Onu da söyleyeyim. Bir daha var mı burada? Bakayım. Bir daha deneyeyim. Bazen öyle hata verebiliyor. Teamcraft. Ben çünkü üyelik aldım oradan. Evet, buraya girer girmez login diyeceğiz ama ben onu yetişemiyorum şu an. Hiç uğraşmayalım. Evet, serverlar bunlar arkadaşlar. beta.lbsg.net'i zaten biliyorsunuz. Buraya girerseniz bütün server otomatik olarak bir yere atar sizi. Bir sürü server var. Mesela ne bileyim, beta değil, play.lbsg yazarsınız ya da play29. Yazarsınız. Siz o servera girmiş olursunuz. Bu otomatikman başka bir servera atar. Biliyorsunuz zaten. Playnexusp.net full diyor ama bu Meksika. Bakın böyle verdim ben bunların ismini. Zaten ne bileyim renkli yazısından anlayabiliyorsunuz Meksika server olduğunu. Renkleri Meksika bayrağına benziyor. Mindox iyi bir serverdı ama 520'ye kadar düşürmüşler arkadaşlar. Maalesef gittikçe azalmış. Onun haricinde dediğim gibi Teamcraft bayağı iyi server. Hunger Games falan oynarsın ama orada da bir bozukluk vardı. Skywars falan oynamak isteyenler diğer serverları tercih etsin. Çünkü Lifeboat serverında acayip lag var ve Skywars oynayamıyorsunuz. Yani aşağıya düşüyorsunuz büyük ihtimalle havadan. Lag'dan dolayı. O yüzden buraları tercih edin. Daha az kişili serverları tercih ederseniz bence daha iyi olacaktır. Tabi uzaklık mesafeyle alakalı bir şey. Fransız serverları Türkiye'ye daha yakındır. Onu da söyleyeyim. Burası nasıl bir yer ben de bilmiyorum. Bakalım. Ben daha önce girmişimdir mutlaka buraya ama unutmuşum. Şu an bile çalışmıyor galiba, evet. Yani denemeye bile gerek yok, uzun tutmayacağım. Bu arada yani onu zaten göstermiştim. Şöyle bir kere daha Lifeboat serverlarına girerek göstereyim. Ama şu an galiba evet, bir ağırlık, internet ağırlık olduğu zaman bazen de giremeyebiliyorsunuz. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi evet, burada arkadaş ekleme olayı var. Dediğim gibi buradan ekleyemezsiniz arkadaşlar. İlla burada Xbox'la giriş yapan birisi olması lazım. Yani şu an Windows 10 Edition'dan üzerinden oynayan galiba kimse yok. Ama şöyle bir olay var. Şimdi tabii ben giriş yapamadığım için komutları gösteremeyeceğim. Şimdi giriş yapamıyoruz maalesef. Çünkü karton adam Nicky başkasına ait ve buradan da üyelik alsam bile dediğim gibi maalesef isim değişmiyor. Evet gençler, serverlar bunlar. Tekrardan en son bir kez daha göstereyim. Uzun tutmak istemiyorum diyeceğim ama bayağı bir uzun video oldu. Beta LBSG, PlayNexusPlay.net, portlar 1932 bunların. Zaten buradan okuyorsunuz yani, benim dememe gerek yok. Mindox'u deneyin, Teamcraft'ı deneyin. Şu da iyi ya. Şu da iyi, bayağı iyi. Yani lagsız serverlardan bahsediyorum ama ara ara lag girebiliyor tabi, bilmiyorum. Bunu hiç giremedim. Şu an denemek bile istemiyorum. Skywars server'ı, MicroBattles zaten bunu biliyorsunuz. Şu an beta'ydı ama onu play yapsak ne bileyim, yok bu beta olarak geçiyor galiba ilk. Hep beta'ydı galiba bu ya. Yani hep öyle yazıyordu galiba server'ın IP'si. Burayı da bilmiyorum. 5000 kişilik server'mış. Rus server'ıymış. Bir giriş yapalım bakalım en son. Bir iki deneyeyim. Girebileceğiz mi? Evet, buraya da giremedik galiba. 0.12.1 güncellendi diyor ama maalesef şuraya da giremedik şu an. Ben dediğim gibi arkadaşlar artık Lifeboat'ta oynamayacağım. Eğer Minecraft Pocket Edition üzerinden oynarsam Lifeboat'ta oynarım. Çünkü orada karton adam 1988 nick'im vardı biliyorsunuz ki. Ya da başka nick'le giriyorduk ama burada başka nick'le giriş şansımız olmadığı için maalesef Windows 10 Edition üzerinden Lifeboat serverlarına giremeyeceğim eğer oyun etiketi almazsam. Dediğim gibi arkadaşlar, serverlar bunlar, bir son kez gösteriyorum artık. Teker teker bunlar en iyi serverlar yani.
diğerleri 20 kişilik 10 kişilik serverlarda var. Yalnız bunlar Hunger Games ve PvP yani serverlar. Diğerleri mesela survival siteleri şeyleri de var. Serverlar da var. Çok kaliteli. Onları vermedim şu an. Bunlar sizin oynayabileceğiniz serverlar. Ama survival istiyorsanız da zaten onu MCP serverdan bakabilirsiniz arkadaşlar listeleri. Daha fazla sıkmayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.